Herkese merhaba. Yeni program Özgür Düşünce'ye hoş geldiniz. Birkaç gündür anonsunu yapıyorduk. İsmini de siz buldunuz, ismini de siz oyladınız ve Özgür Düşünce koydunuz. Ve bu hafta ilk programda haftanın gündemini Türkiye'nin yetiştirdiği Boğaziçi Üniversiteli, bunu özellikle vurguluyorum, neden böyle vurguladığımı ileride anlayacaksınız. Boğaziçi Üniversiteli iki mühim profesör doktorla her hafta Özgür Düşünce'de bir arada olacağız ve gündemi konuşacağız. Ekonomi profesörü her ikisi de ama sadece ekonomiyi konuşmayacağız. Siyaseti ve dünyayı da değerlendireceğiz. Profesör Doktor Eser Karakaş ve Profesör Doktor İbrahim Öztürk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Tarık. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar. İbrahim Öztürk'ü Mustar TV seyircileri yakinen biliyorlar. Geçtiğimiz yazdan bu yana gerçek ekonomi programını yapıyor. Mustar'a yeni geldi, hoş geldi Profesör Doktor Eser Karakaş. Hoş bulduk. Birkaç cümleyle isterseniz hem bu yeni program vesilesiyle hem de Eser Karakaş neyle iştigal eder, iktisadın neresindedir, kendini nasıl tanımlar, nasıl bir iktisatçı olarak tanımlar ve iktisatta hangi alanda iyi olduğunu iddia eder ve aynı soruyu Profesör Doktor İbrahim Öztürk'e de soracağım. Eser Karakaş'la başlayalım. Teşekkürler Tarık. Ben maliye bölümünde profesör oldum. Kamu ekonomisi diye tanımlıyorum. Yani public economics denen dalda benim şeyim. Esas yani orada birikimim o alanda. Ama yaklaşık işte şu anda ben Fransa'dan katılıyorum programınıza. 2008'den beri Fransa'da yaşıyorum. Yani ben 2016'dan önce gelenlerdenim buraya. Ama o 2008'de 2016 arası Türkiye'ye gelip gidiyordum. 2016 sonrası pek gitmiyorum artık. Tek yönlük oldu. Fransa'da oturuyorum, yaşıyorum. 2008'den beri de Fransa'da Strasbourg Üniversitesi'nde hukuk ve iktisat diye yani law and economics konusunda bir ders veriyorum. Bu benim iktisata bakışımı da epey şekillendirdi. Yani 13 sene olmuş. Bir dersi 13 sene vermek az değil. Ve doktora, master 2. sınıf öğrencilerine veriyorum. Çok nitelikli öğrenciler. Bu benim şeye bakışımı da çok şekillendirdi. Yani Türkiye'ye bakışımı, dünyaya bakışımı da çok şekillendirdi. Bu programa da yansıyacak. Birazdan bile başlayabiliriz. Yani bunu ben şöyle özetliyorum. Yani büyüme, değil mi? Ekonomide önemli bir şeydir büyüme. Bizim kuşak iktisatçılar en azından... Benim kuşak diyeyim yani en azından ben 67 yaşındayım. Büyüme belirli bir kişi başına gelir seviyesine geldikten sonra mesela bunun tipik bir örneği Güney Kore. Ondan sonra hukuk devleti ve demokrasiye geçildiğini savunuyorlardı. 20. yüzyılda bu ilişki terse döndü biraz. Önce hukuk devleti ve demokrasi ondan sonra büyüme. Hukuk devleti ve demokrasi olmadan büyümenin olmayacağı bir çağ girdi. 20. yüzyıl böyle değildi. Güney Kore böyle bir örnek. Yani Güney Kore hukuk devleti olmadan da çok nitelikli bir büyüme sürecini yakaladı. Ama 20. yüzyılda bu olanaksız. Ben Türkiye için de şimdi önümüzdeki programlarda inşallah hep bu fikri şey yapacağım. Eğer hukuk yoksa ekmek de yok diyorum. Çok basitleştirerek yani büyüme olmuyor. Fakirleşiyorsunuz. 20. yüzyılda bir tek bunun istisnası yapısal cari fazlan varsa yani Arap ülkeleri gibi, petrol ülkeleri gibi ya da Rusya gibi olabilir diyorum çünkü olmuyor oralarda. Orada da başka nedenler var. Yani bunların hiçbirisinde hukuk ve demokrasi yok. Ama teorik olarak bir engel yok. Cari fazlan varsa şey olabiliyor. Hukuk olmadan da büyüyebiliyorsun. Cari fazlan varsa. Ama onlarda büyüme de çok güçlü değil ama böyle bir garip bir zenginlik monarklar türüyor. İşte Rusya'da görüldüğü gibi ya da Arap ülkelerinde görüldüğü gibi herhalde hiçbir kimse Suudi Arabistan'da yaşamayı tercih ediyorum demiyor dünyada artık. Yani böyle bir şey yok vardır ama çok azdır herhalde böyle bir şey. Yani ben aşağı yukarı bu çizgideyim. Önümüzdeki dönemde bunu şey yapacağım. Ve dolayısıyla mesela anayasanın iktisadı konusunda çok ilgi duyuyorum. Bu konuda bir şey de yazıyorum. Tabii şimdi üzerine uğraştığım bir konu var.
Şimdi bunu söylemeyeceğim, ilginç gelebilir. Yani suç ekonomisi üzerine uğraşıyorum. Bunlar yeni kavramlar. Yeni kavramlar değil tabii ama Türkiye'de daha az konuşulan konulardı bunlar. Fransa'da da çok bilinen konular değil ama Amerika'da ve Avrupa'da daha çok. Ama Türkiye ve Fransa için çok eski konular değil. Ama bu programda hep bu temayı sürdüreceğim. Yani şeyden başlayacağım. Yani işte büyüme ile ilgili bir soru sorulduğu zaman eğer hukuksal altyapısı yoksa bir yere varmak mümkün değil. Hiçbir şey söz konusu değil. Hele Türkiye için. Türkiye'nin benden çok daha iyi bilir İbrahim. Yapısal bir cari açık problemimiz de var üstelik. Yani büyüdüğümüz zaman açık veren bir ülke. Böyle bir sistemde hukuk yoksa sürdürülebilir büyüme imkansız. Bizim maalesef şimdiki iktidarımız da bu gerçeği görmüyor. En büyük problem bu. Onlar da büyümek isterler. Her hükümet büyümek ister. Erdoğan da ister. Ama şeyi anlayamıyor. Hukukun bu kadar tabiri mazur görün, bu kadar tasallut yapılırsa hukuka bu hukuk tasallutu üzerine büyüme olmaz. Türkiye'de maalesef bu süreci yaşıyor şu anda. Ben sizin suç ekonomisinden önce narkotik konusunda çok ilgili olduğunuzu biliyorum. Son birkaç senedir de çıktığınız bütün yayınları takip eden, hepsini kaçırmadan izleyen biri olarak hala narkotikle ilgili herhangi bir şey olduğunda onu bir köşeye attığınızı biliyorum. Suç ekonomisiyle bunu çeşitlendirmişsiniz biraz daha. O açıdan ilginç. Teşekkür ederim bu gözlemin için de üstelik. Beni izlediğin için binlerce defa teşekkür ederim. Rica ederim. İbrahim Öztürk'le devam edelim. İbrahim Öztürk'e onun dilinden, onun üslubuyla soracağım. İbrahim Bey, siz ne tip iktisatçısınız? Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Ne kadar zamandır o ülkede yaşıyorsunuz? Ve ekonominin neresindesiniz? Kendinizi hangi alanda uzman, hangi alanda ehil kabul edersiniz? Ve nasıl şekillendiniz? Farkındalıklarınız nerede yoğunlaşır? Ne ayaksınız diyorsunuz. beni Mostar televizyonunun takipçileri tanıyor. Efendim ben kamu iktisatçısıyım dedi Eser Hoca. Ben kalkınma iktisatçısıyım. Kalkınma iktisadı başlığı altında özellikle uluslararası ekonomiyle ve kurumsal iktisatla ilgileniyorum. Bu alanları seçmeme ilginç bir şekilde aldığım seçmeli dersler Boğaziçi Üniversitesi'nde etkili olmuştu. O üç ismi izninizle zikredeyim. Ekonomiye giriş dersini Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğim yıl aldığım Profesör Doktor Demir Demirgil'den etkilenmeye başlamıştım. O zorunlu bir dersti. Daha sonraki yıllarda iki tane seçmeli çok etkilendiğim var ama ikisini zikredeceğim. Bir tanesi sevgili Ayşe Buğra'dan aldığım üç tane ders var. Bunların iki tanesi seçmelidir. O derste kurumsal iktisatla o derste detaylı olarak karşılaştım. Yani kurumcu mu, kurumsal mı Eser Hoca? Institutional Economics'i kurumsal mı, kurumcu mu diye tercüme etmek lazım. Kurumsalcı diyorum. ondan sonra bir de şimdi Koç Üniversitesi'nde Profesör Ziya Önüş. O da benim çok etkilendiğim kıymetli hocalarımdandır. Bu iki dersin ortak özelliği de benim ilgi sahamı Japonya'ya taşıdı. Japon kalkınmasını çok merak eder hale getirdi. Bunun üzerine ben iki tane yüksek lisans tezim var. Bekeser Hocam'la sohbet edememiştik. Benim yüksek lisans tezlerimden birisi Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümündendir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı ve Japon modernleşmesini mukayese etmiştim iktisat alanında. Bir de Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat'ta yine iktisat master'ında da yine Japonya'yı çalıştım. Japon kalkınmasının kurumlarını çalışmaya başladım. Ve bu ilgi beni doktora tezinde de doktora araştırmalarım işte Japonya'da o nedenle iyi bir burs bulmuştum Japon hükümetinden. Ve kalkınma alanındaki bu ilgimi Japon kalkınması üzerine sürdürdüm. Kabul edelim ki Japonya'yı çalışınca Japonya benim iktisatçılığımı etkiledi. Kaldı ki Japonya'nın iyi öğretmenlerinden birisi Prusya'dır, devamında Almanya'dır. Ve de tabii ki Amerika'dan da çok etkilenmiştir. Böylece
piyasa ekonomisinin uç noktası olan Amerika ile müdahaleci kalkınmacılığın ülkesi olan Prusya Almanya geleneğinin Japonya üzerindeki etkilerini de gözlemlemek durumunda kaldım. Günümüz itibariyle de dünya sistem çok hızlı değiştiği için ben son dönemlerde Çin'e, özellikle Çin'in modern İpek Yolu inisiyatifiyle Asya'da ve dünyadaki yayılmacılığını incelemeye başladım. Şu sıralarda dünya sisteminde yeni yönetişim modelleri bölge düzeyinde, ulusal düzeyde, küresel düzeyde yeni yönetişim modelleri ortaya çıkıyor. Bildiğimiz dünyanın sonunun geldiğini birçok veri bize gösteriyor. Bu bağlamda da artık hibrit çağ diye bir kavram türetilmeye başlandı. Yani acaba bu kalemim mu? Acaba işte deve kuşu mu? Ne olduğu tam belli olmayan ama bir şey geliyor üzerimize doğru. Popülizmi içine katan, sonu otoriteryen kalkınmacılığa varan, hukuku öteleyen bir hibrit çağ geliyor. O nereye gidecek? O konularda araştırmalarımı sürdürüyorum. Tabii ben Moonstar TV'deki programımızda bu konulara çok girmiyorum. Daha çok popüler, günlük, herkesi ilgilendiren konuları konuşuyorum. Ama umarım bu konuda, bu tür iktisadi, entelektüel konulara da sakince Eser Hocam'ın da birikimi ve tecrübesi ve sizin yönlendirmenizle daha çok girme fırsatımız olacak. Peki, çok teşekkürler. Esasen ilgi alanlarımızın ötesinde veya ilgi alanlarımızdan farklı şeyler konuşuyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse, benim her gün hangi gazeteleri takip ettiğimi, televizyonda ne seyrettiğimi insanlar ve vaktimi nereye, ne kadar ayırdığımı bilseler şaşırırlar. Zannediliyor ki biz hep Türkiye konuşunca hep Türkiye okuyoruz, Türkiye seyrediyoruz, Türkiye'deki televizyonlardan kafayı kaldırmıyoruz falan. Emin olun, bütün gün önümde BBC açık ve İngiliz gazetelerini, Türkiye gazetelerinden daha çok okuyorum, takip etmeye çalışıyorum. İlgimi çeken şeyleri keşke ekrana taşıyabilsem ama biliyorum ki milleti ilgilendirmiyor. Ondan dolayı taşımaktan içtinap ediyorum. Şimdi Tarık Bey, bu dediğiniz husus beni en çok üzen hususlardan biridir. Yani Eser Hocam da sanırım değinecektir. Yani acizane 25 senedir dünyayı geziyorum. Amerika'da hocalık yaptım. 5 senedir Almanya'da yapıyorum. Birkaç sene Japonya'nın çeşitli üniversitelerinde, araştırma kurumlarında geçirdim. Ömrüm oraları, Kore'yi, Japonya'yı, Çin'i. Ve bunları hiç ülkemizin kalkınmasına, geleceğine ışık tutacak, gençliğin önüne bir tecrübe olarak koyacak hiçbir fırsatımız olmuyor. Çünkü hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi, sevgili memleketimiz bizi hiçbir şekilde kendisinden başkasıyla uğraşmaya fırsat vermiyor bize. Ve hep kötü şeylerle, hep yangın söndürmek, hep elimizde bir kova, yangın söndürmekten uğraşmaktan inşaat yapamaz. Bu da kötü bir ifade oldu, farkındayım. Ama güzel şeyler konuşamaz hale geldik. Bu çok üzüyor beni yani. Evet. Şimdi bu haftanın gündeminde Ankara'nın, sarayın ortaya attığı iki gündem var. Biri Türkiye Uzay Ajansı, Ay'a gidiyoruz. Öbürü de yeni anayasa tartışması, ki bu hem AKP hem MHP birlikte zikredilen bir konu. Bu yeni anayasa tartışmasıyla ilgili olarak da iktidar kanadı veya iktidar kanadına yakın bir takım isimlerin ortaya attığı Türkiye'nin dini İslam olsun, 1921-24 anayasasına dönülsün filan gibi bir tartışma var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da anayasanın ilk dört maddesinin değişmeyeceğinin altını çizdi. Bu da laiklik vurgusu manasına geliyor. Bütün bunlara bakarız ama dünyada değişmeyen iki gündem var bana göre. Biri pandemi, yani koronavirüs, COVID-19 salgını. Öbürü de buna bağlı olarak gelişen ekonomik kriz, artan işsizlik ve insanların önünü görememesi. İngiltere'den bir örnek vereceğim. İngiliz hükümeti bu yaz tatil için plan yapmayın, eğer plan yapan olursa yanılabilir, aldanabilir gibi bir açıklama yaptı yeni. Yani bu yaz tatili de Batı dünyasında hafiften suya düşmüş gibi görülüyor. Bir diğer konuda özellikle Türkiye'ye dönüp baktığımızda iki mühim konu öne çıkıyor. Tartışılmayan veya tartıştırılmak istenmeyen. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki mektup, daha doğrusu ilki mektup 54 senatör Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri konusunda Joe Biden'ı ikaz ettiler ve
Erdoğan rejimine, Erdoğan yönetimine yaptırım uygulanması veya baskı uygulanması telkininde bulundular. 54 imzalı, aralarında ağırlıklı olarak demokratların ve elbette cumhuriyetçilerin de bulunduğu bir mektuptu bu. Ancak bu mektubun içinde NBA basketbolcusu Enes Kanter'in ismi geçtiği için insan hakları savunucusu olarak Türkiye'de fazla mahkez bulmadı, hatta eleştirildi. Ancak ikinci dışişlerinden gelen Osman Kavala ve Henry Barke'ye dönük yapılan yargılamaların ki Henry Barke'yi dışarıda ama Osman Kavala Türkiye'de 3 yıldır tutuklu, onun serbest bırakılmasına, onların haklarının iade edilmesine dair dışişlerinden, Amerika dışişlerinin kaleme aldığı bir mektup vardı. O biraz mâkes buldu. Türk dışişleri tarafından kimse Türkiye'nin iç işlerine karışamaz veya işte Türkiye'de hukuk bağımsızdır biçiminde savuşturuldu veya cevaplandı. Şimdi bu konularla devam edelim. Siz nasıl bakıyorsunuz Eser Hocam bu konuya? Eser Karakaş'la devam edelim. Amerika'dan gelen bu iki mektup çerçevesinde Türkiye'de yaşananlar. Yani Türkiye'de çok yanlış algılandığını düşündüğüm bir mesele var. O da iç işlerine karışma meselesi. Şimdi doğrudur, ulus devletlerin kendi egemenlik alanları vardır. O egemenlik alanlarına kimseyi sokmak istemezler. Bir ölçüye kadar da haklıdırlar. Ama şunu başta Türkiye'nin çok iyi anlaması lazım. Anlamamış başka ülkeler varsa onların da iyi anlaması lazım. İnsan hakları ihlalleri meselesi bir ülkenin iç işi değildir. Bu 2x2=4 gibi bir şey. Siz ülkenizde vahim insan hakları ihlallerine yol açıyorsanız başka ülkelerin size müdahale etme hakları vardır. Bu müdahale tabii ki askeri müdahale olmayabilir. Ama olmamalı da zaten. Ama ticari yaptırımlarla ya da bir çeşit siyasal baskılarla, hatta iktisadi bazı konularla sizi insan hakları ihlallerinden vazgeçirmeye çalışmaları kadar doğal bir şey yoktur. Ve bu o ülkenin vatandaşları açısından bakın. Türkiye'de ta Osmanlı'dan gelen bir gelenek, bütün bu meselelere insanlar hep devletin gözüyle bakıyorlar. Ya bırakın devletin gözüyle bakmayın, hakları ihlal edilen vatandaş gözüyle bakın meseleye. O zaman bakalım yabancıların bu meseleye karışması size nasıl gelecek o zaman? Yani eğer sizin insan haklarınız ihlal ediliyorsa, yani şu andaki Cumhurbaşkanımız Erdoğan 2001'di galiba hapse girdiğinde, 2002'ydi pardon, 2002'de hapse girdiğinde, 98 yanılmıyorsam, çünkü görev süresinin dolmasının 6 ay kala girdiğini hatırlıyorum. 98'de başkanlıktan uzaklaştırıldı ve daha sonra hapse girdi. Ali Müfit Gürtunay'a devretmek zorunda kalmıştı. Yani o zaman mesela Erdoğan'ın yabancıların insan hakları ihlalleri konusunda başka devletlerin Türkiye'ye müdahale etmesine böyle bakmadığına da eminim. Ve haklı vardı o zamanlar. Dolayısıyla üstelik Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye NATO ittifakının içinde. NATO'nun bir anlaşması var ve Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bu NATO antlaşmasında bir değişiklikler yapıldı ve mesela demokrasi daha güçlü vurgulandı. Bütün üye ülkeler demokrasiye ve hukuk devleti ilkelerine uymak zorundalar dendi NATO antlaşmasında. Dolayısıyla Amerika'nın Türkiye'deki insan hakları ihlallerine müdahale etmek ya da bunlara karşı Türkiye'yi uyarmak kadar haklı bir şeyi yok. Daha da ötesi, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf, Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş durumda. Ve eğer siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını, işte Selahattin Demirtaş kararı, Kavala kararı, bunları uygulamıyorsanız da Avrupa'dan yoğun baskı yemeniz lazım. Bu mesele çok şey. Dolayısıyla Türkiye yöneticilerinin bu bütün Türkiye'deki vatandaşlar için önemli bir şey. Vatandaş gözüyle bakıyorum ben. Türkiye'de hükümet temel insan haklarını ihlal etmeyecek. Ancak o zaman Batı müdahale edebilir. Yani şimdi Boğaziçi Üniversitesi rektör atanırken Melih Bulu atanmasın da Ayşe Hanım atansın diye Amerika müdahale edemez. Bu devletin egemenlik hakkıdır. Ama Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden bir öğrenciyi sen başını kaldırıma vurarak dövüyorsan, işte buna
Avrupa'da müdahale eder, Amerika'da müdahale eder ve iyi ki de ederler. Bunu çok açık söylüyorum. Çok net söylüyorum. Bu ayrımı yapmak lazım. Devlet demek ülkede her şeye egemen bir şey değildir. Devletin egemenliği vardır ama o devletin egemenliğinin geçmeyeceği yerler vardır. Bunların bir tanesi de insan hakları ihlalleridir. Hele Türkiye gibi anayasanın 93. maddesine işte uluslararası temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeleri kanunların üzerinde olduğunu kabul eden bir ülke için falan bunlar saçma tartışmalardır. Dolayısıyla hiç yani buralara keşke girmesin. Ancak şöyle bir mesele var. Bunu da iyi görmemiz lazım. Biraz önce bir Türk televizyonuna bakıyordum. Orada çok yanlış bir yorum yapıldığını zannediyorum. Ben haddim değil bir şey yanlış ama yanlış yapıldığını zannediyorum. O da şimdiki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki konuda yoğun şey yaptı, çıkış yaptı. Bunlardan bir tanesi Katipiri ile ilgili bir şeydi. Çirkin yaşanacaksın falan dedi Avrupa Parlamentosu üyesi. Bir tanesini de doğrudan Amerika'ya yaptı. Bundan yaklaşık 10 gün önce çok sert çıkışlardı bunlar. Sen bizim işlerimize karışamazsın diye. Şimdi ama bunu yapan kişi Amerika'ya bir dış politika konusunda ayar vermeye çalışan Katipiri'ye yani Avrupa Parlamentosu'na ayar vermeye çalışan kişi Türkiye'de İçişleri Bakanı. Niye bunu acaba Mevlüt Çavuşoğlu değil de İçişleri Bakanı yaptı? Bence orada Süleyman Soylu bunun hükümet adına değil bence kendi adına ya da hükümetin içinde ya da Ankara'daki başka bir güç adına yapıyor ve Amerika'da ya da Avrupa'yla bir şekilde yakınlaşma gibi bir riskin içine girerse Türkiye hükümeti buna önceden önlem almaya çalışıyor. Önceden önlem almaya çalışıyor ve dolayısıyla çünkü bu açıklamaları yapan kişi de Türkiye'de bir bakan. Şimdi gittiği zaman Avrupa Parlamentosu'na ya senin bakanın diyecekler Mevlüt Çavuşoğlu'na. Bize böyle Katipiri'ye çirkin yaşlanıyorsun gibi çok da böyle kibar olmayan üstelik bir hanımefendiye söylen, ne, dünya görüşünde ne kadar zıt olursanız olun bir kadına söylenmeyecek. Her türlü nezaket dışı bir şekilde hitap etti. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu da orada gidip bir görüşme yaparsa bu hatırlatılacak. Mevlüt Çavuşoğlu da bunu tabii kabullenmeyecek. Korunmaya geçecek ve ipler daha da gerilecek. Ankara'da çok ilginç şeyler oluyor. Yani özellikle Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli tarafından özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya yönelik şeylerde çıkışlarda sadece bir böyle egemenlik değil Türkiye içinde başka bir egemenlik arayışın işaretleri diye bakmakta ben fayda olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar aynı noktaya girip bitireyim bu şu andaki sözümü. İnsan hakları ihlalleri bu ülkenin iç işi değildir. Ben özür diliyorum. Bazıları çok tekrarlarım ama tekrarlamanın bir faydasına da inanırım. Yani bu önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye'de çok yeni. Bugün yani kimse alınmasın bir şey söyleyeceğim. Bugün yine öğle saatlerinde bir Türk televizyonunda bir CHP'nin üst düzey bir sözcüsünün Amerika'ya çıkıştığını gördüm. Amerika nasıl karışır bize dedi. Hükümetin arkasındayız dedi. Yani bir şekilde böyle bir tür popülizm yapmaya kalktı. Yani ama karıştı alan tekrar ediyorum temel insan hakları alanıdır. Ve temel insan hakları alanında da Amerika'nın da Avrupa'nın da Türkiye'ye karışma hakkı. Ha şunu da hatırlatayım Türkiye hükümetine. Mesela Çin'de Uygurlarla ilgili çok can sıkıcı şeyler oluyor. Mesela ben daha çok ekonomik olarak bakıyorum. Pamuk tarlalarında tamamen bedava çalıştırıyorlar. Sonra o pamuk alındıktan sonra fabrikalarda onun şeye dönüşmesinde yine bedava çalıştırıyorlar. Yani sadece belki bir öğle yemeği veriyorlar insanlara. Ücret de verilmiyor. Ya bu korkunç şeyler. Kadınlara toplu tecavüzden bahsediliyor. Bilmiyorum. Benim de bir kanıt yok ama toplu kısırlaştırmayı biliyorum. Dolayısıyla mesela burada da bunlar hem ana dilleri Türkçe hem de Müslüman bir topluluk. Mesela bizim hükümetinde bunların konuşması lazım ama bugün bir çıkan haber yine swaplar haricinde Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin -48-49 milyara yükseldiğini söylüyordu. Çin'le swap antlaşması yapma ihtimali varsa demek o zaman Türklük, Türk milliyetçiliği ya da dindarlık esas şahane olan Çin'le yapılacak swaplar diye açıklanıyor. Ben Öztürk'le devam etmeden şunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Programa girmeden önce Amerikan hazinesinin yayınlarının üyeyim.
ufak evet. bir şey var orada. Mesela Myanmar'da bir darbe oldu biliyorsunuz. Bir askeri darbe oldu. Evet. O Myanmar'la o hükümete o şu anda iktidara yakın olan herkesin Amerika'da mal varlıkları donduruldu. Amerika hükümeti tarafından. Bu da içlerine karışma. Ama gayet de yerinde bir karışma bence. Ya burada Türkiye'de yok. Birmanya, ne bileyim bana ne Birmanya'dan. Ama Amerika bu işi çok doğru yaptı. Ve umarım bunu daha da ötelere taşır. Bu hatırlatma çok önemli. Çünkü gerçekten kim hain, kim kahraman, neye göre belirleniyor, değerler neye göre belirleniyor. Bunu gerçekten tartmak, ortaya çıkartmak zor. İnsanlar Abdülhamit'i bir televizyon dizisinden öğreniyor ve Abdülhamit'in orada İngiliz elçisini veya Amerikan elçisini kimse işte tokatlaması filan onun üzerinden bir tarih yazılıyor şu anda. Halbuki Sultan Abdülhamit'in İngilizlerle kendisi ve ailesini ve saltanatın teminatı karşılığında bir anlaşma yaptığı ve Kıbrıs'ın bu şekilde elden çıktığı anlatılır. Tarih böyle yazar. Gene Sultan Abdülhamit'in son derece müstebit olduğu da tarihte konuşulur. Dönemin aydınlarının mesela Bediüzzaman'ın, mesela Mehmet Akif Ersoy'un, mesela Elmalılı Hamdi Yazır'ın dahi Abdülhamit'e karşı çıktığı bahsedilir ama işte Abdülhamit'in sürgüne gönderdiği Namık Kemal vatan şairidir. Abdülhamit de Ulu Hakan'dır. Pek çok şey birbirine girdi ve pek çok şey Türkiye'de farklı algılanıyor. Tabii. O dönemi Tarık Bey, o dönemi yaşayan alimler dediğiniz gibi Mehmet Akif, Said Nursi, Elmalı Hamdi Yazır gibi İslam alimlerinin Abdülhamit'e karşı çıkması normal çünkü o istibdadı görüyorlardı. Fakat daha sonra zaman geçtikçe Türkiye'nin bütün cemaat liderlerinin, bütün dinci kesimin Abdülhamitçi olmasının nedeni Mustafa Kemal Atatürk'e olan garaz ve nefretten kaynaklanıyor. Yani neye koyalım karşısına da nereden saldırıya geçelim nedeniyledir. Diyelim ki Necip Fazıl Kısakürek'in Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han diye benim de okuduğum bir romanı vardır mesela. Düşünsenize yani cemaat liderleri mensuplarına işte abdestsiz gezmezdi, rüyasında peygamberimizi görürdü, hatta kararlarını alırken ona sorardı diye safsatalarla mensuplarının kafasını atalar diniyle yıkayanlar Abdülhamit'i Necip Fazıl Kısakürek'ten öğrenmişlerdir, tarihçilerden öğrenmiş değillerdir. Ama bizim toplumumuz da hiçbir konuyu uzmanla sormaz. Cemaatlerinin liderleri her şeyi bilir. Ne lazımsa alayını külliyen hepsini ona sorarlar. O nasıl derse hayatı da öyle kafalarında şekillendirirler. Hayatı bu nostaljiyle şekillendirmiş olanların iktidarında da her tuttuğumuz yer bu nedenle elimizde kalıyor. Çünkü şu an Türkiye'yi yöneten jenerasyonun hiçbir konuda kitabi bilgisi yoktur. Hepsi cemaatlerinin hacılarından, hocalarından, tarikatlerinden bir nostalji, bir hayal yaratmışlardır. Bir tarafta bu hayal vardır, diğer tarafta Atatürk nefreti vardır, bilim çağdaşlık nefreti vardır. Fakat bekara karı boşamak kolayken bunların bir maliyeti yoktu halkı zehirlerken. Buyurun şimdi iktidardasınız, buyurun yapın. 18 yılın sonunda Zeytinburnu'nda çocuklarına bakamadığı komşusuna emanet edip intihar eden bugün de bu haberi aldık yine. Gün geçmiyor ki bırakın uzaya gitmeyi, maymuna baktırma projelerini, çocuklarının günlük ekmek, süt, gıda ihtiyacını karşılayamadığı için insanlar intihar sırasına adeta girmiş durumdalar Türkiye'de. Özür dilerim, ben araya girmek size zorunda kaldım. Size şunu sormak istiyorum. Ben Türkiye'de esasen konuşulması gereken gündemlerin Amerika'dan gelen iki mektup ve Boğaziçi direnişi olması gerektiğini, ikinci maddeyi söylemeyi atladım. Ona birazdan bakacağız. Her iki profesör doktor konuğumuz da Boğaziçi Üniversiteli. 1978 mezunu yanlış anımsamıyorsam Profesör Doktor Eser Karakaş. O 70'li yılların Boğaziçi'sini ve sonrasında yaşanan gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz ama ben İbrahim Öztürk'e öncelikle şunu soracağım. Metropol araştırmasında Amerika ile ilişkilerin bozulması Türk ekonomisini nasıl etkiler diye soruyorlar. Cevap veren her 3 kişiden ikisi kötü etkiler. Amerika ile ilişkilerin bozulması ekonomiyi kötü etkiler diyor. Gene aynı ankette
%58 Türkiye'nin yönünün Avrupa Birliği olması gerektiğini söylüyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Amerika'nın tutumu, ekonomik dengeleri, biraz evvel bir parça girdiniz ama ekonomik dengeleri nasıl etkiler? Devamla Eser Karakaş'a da aynı soruyu soracağım. Tarık Bey, ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin Amerika'yla ve Avrupa'yla düzgün ilişkileri sadece bu ülkelerle, bu bölgelerle olan ilişkilerle sınırlı kalmaz. En çok umut bağladığımız, yine başka temelsiz nostaljilerle yüzümüzü döndürmeye çalıştıkları bütün İslam dünyasındaki ilişkilerimizde negatif etkiler. Şöyle ki geçtiğimiz 10 sene önce bu akademik çalışmaları okumuştum. Yapılan anketlerde Orta Doğu ülkelerinde Türkiye'ye olan sempatinin kaynağı Türkiye'nin Müslüman, laik, özgür ve Batı ile entegre olmuş ülke olması nedeniyle Türkiye'ye sempati duyuyorlardı. Türkiye'ye Müslüman ağabeyimizdir, gelecek bize de dizayn verecek bir gün. Vay Osmanlı, neredesin, nerede kaldın diye Allah kulunun ağzından çıkmıyordu. Kimse bir Big Brother özlemi içerisinde değil. Dolayısıyla laikliğini, demokratlığını, özgürlüğünü ve Batı yönündeki gidişatını, bu perspektifini kaybetmiş Türkiye'ye İslam dünyası da sempatisini kaybedecektir. Kaldı ki Türkiye'nin toplam ihracatının Avrupa Birliği ve bunun dışındaki Avrupa ülkeleriyle birlikte %70'i Avrupa'ya. Cari açının, borçlarının %80'e varan miktarı yine Avrupalı sermayedarlara gidiyor. Avrasyalı dostlarından sadre şifa bir kaynak girmiyor. Zaten şunu parantez içinde söyleyeyim, çalıştığım için o bölgeyi. Çin, Recep Tayyip Erdoğan'a asla güvenmiyor. Recep Tayyip Erdoğan 2013 yılında Doğu Türkistan'da olup bitenler için o zaman haklı olarak bir soykırımdır demişti. Aynı Recep Tayyip Erdoğan aradan geçen 6-7 sene sonra aynı yere gidip ben Çin'in toprak bütünlüğüne saygılıyım, her türlü teröre de karşıyım diyerek Doğu Türkistan insanının, bir Türk yurdu olan Doğu Türkistan'daki durumunu adeta bir terör hareketi olarak tanımlar hale geldi. Recep Tayyip Erdoğan'ın gezdiği aralık, savrulduğu aralık bu kadar geniştir. Dolayısıyla her an bağlaşıklarını değiştirip Çin'i otomatikman karşısına alabilecek bir yapıda olduğunu bildiği için Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtını yerden kaldıracak büyük oktanlı, büyük hacimli bir maddi destekle devreye girme ihtimali sıfırdır ve asla bunu yapmayacak ve yapmıyor da zaten. Rusya'nın zaten eli kendi başına değmiyor enerji fiyatlarının, emtia fiyatlarının son derece düştüğü bir ortamda. Dolayısıyla Türkiye'nin hem finansmanı, hem ihracatının, hem küresel değer zincirinde, üretim zincirinde entegre olduğu yerler Avrupa'dır ve Amerika'dır. Türkiye'nin burayla kapışma ihtimali yoktur. Ben size bir algılamamı söyleyeyim. Bu çarşamba günü Erdoğan'ın açıklamayı vaat ettiği güzel haberler, takdir edersiniz ki aya bakın, maymuna bakın, trene bakın muhabbeti değildi. Erdoğan her büyük faaliyetinin yanına alternatif ikinci projeleriyle hazırlanır gider. Açığa düşerse alternatifini devreye sokacak diye. Hatırlayın, Akdeniz'de gaz çıkartmak için hazırlık yapıyordu. Ben deşifre ettim Moonstar TV'de bunu, bakın bunu yapacak diye. Mecburen son anda açılışını Karadeniz'e kaydırmak ve komik duruma düşmek zorunda kaldı. O tarihten beri de gaz fiyatları %50'den fazla neredeyse arttı. Bana göre bu çarşamba günü de Türkiye'ye yeni anayasa, özgürlük, demokrasi, Batı yönünde gidiş gibi Türkiye'ye satabileceği projelerle gitmişti. Fakat bu Amerika ile anlaşmasına bağlı bir şey olduğu için belli ki arka plandaki kapışmalarda Amerika ile anlaşamadılar. Amerika ile anlaşamayınca orada da öfke kusamadı. Onu kaldırın, bugünlük burayla idare edelim diyerekten uzaya çıkmaya karar verdi. Tümüyle bütçesine bakarsanız, arkasındaki mimariye bakarsanız, Türkiye'nin entelektüel epistemolojik uzay çalışmaları derinliğine bakarsanız, burada sadece havanda su dövmek olduğunu,
yine bir maymuna baktırma projesi olduğunu hemen görüyoruz. Dolayısıyla herkes onun üstünde düşünmelidir. Çarşamba günü açıklayacağı programdan neden vazgeçti? Amerika ile, benim cevabım budur, Amerika ile kapışma yolda. Fakat Erdoğan kendisi konuşarak elini zora sokmak istemiyor, topa girmek istemiyor. Ama arka planda elinden geldiği kadar anlaşmanın yollarını arıyor. Ortaklık yaptığı Ergenekoncu ve Avrasyacı dostları da onun ringden kaçarak Batı ile ittifak yapıp dönüp Ergenekon'la kapışmasının önüne geçmek istiyorlar. Masa altında inanılmaz kıyasıya bir kavga devam ediyor, yumruklaşma devam ediyor. Bak, her akşamdan sabaha büyük bir haberin kopup gelmesi işten bile değildir diye düşünüyorum. Eğer Amerika'dan ve Avrupa'dan koparlarsa benim önerim şudur. Türkiye'nin uluslararası sermaye piyasalarındaki borçlanmasının önüne geçilmesi gerekir. Recep Tayyip Erdoğan düzeninin finanse edilmemesi gerekir. Bize bazıları diyorlar ki, benim şahsıma, ülkenizin liderlerinin yabancılar tarafından terbiye edilmesi ihanet değil midir? Cevap veriyorum, hayır. Hukuk tanımayan, zulümlerden zulüm beğenen, halkına anayasayı, özgürlükleri çok gören insanlara dışarıdan müdahale edilip haddinin bildirilmesi, hukukun içine döndürülmesi yönündeki müdahaleleri destekliyorum ben. Dolayısıyla Türk halkının değil ama hükümetin cezalandırılması gerekir. Onun için uluslararası piyasalardan Erdoğan hükümetinin borçlanmasının önüne geçilmesi lazım. Çünkü temel hukuktan ve piyasa ekonomisi normlarından tümüyle kopmuştur. Türkiye'nin uluslararası serbest piyasa ekonomisinden, imkanlarından faydalanma hakkının kaldığını ben düşünmüyorum. Buradan destek alamazsa zaten ihracatının da önü Avrupa'da açılmaz. Erdoğan hükümeti mecburen demokrasiye, insan haklarına daha çok dönmek ve saygı duymak zorunda kalır. Kendi vatandaşlarını esir almaktan vazgeçer. Eser Karakaş'la devam edelim. Aynı soruyu yönelteceğim ama herkesin kafasında bir karışıklık var. Yani herkesin anlamaya çalıştığı bir şey var. Onları da soracağım. Yani biraz da kamuoyunun veya milletin kafa sesi olarak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir takım yaptırımları yola çıkarabilir ama bir yandan da Avrupa Birliği'ne işaret ediyor ya da Avrupa Birliği'ni dürtüyor. Ben bir şeyler yapacağım ama yani sen de benimle beraber Türkiye ve Çin'e karşı endişelenelim birlikte veya birlikte bir şeyler yapalım. O ilk ulusal güvenlik danışmanının açıklamasında Avrupa Birliği ile birlikte ortak bir endişe taşıdıkları iki ülkeden biri Çin'di, öbürü Türkiye'ydi. Bir böyle bir tarafı var. İki, Avrupa Birliği'nin en büyük çekincesi Türkiye'nin sınır kapılarını açması ve mültecileri Avrupa Birliği'nin içine doğru yönlendirmesi. Bir de bundan bahsediliyor ve Türkiye'nin güçlü bir kartı olduğu söyleniyor bu. Bir diğer konu da şu, siz ekonomistsiniz ve buna en iyi cevabı siz verirsiniz. Türkiye diyorlar adeta hacı yatmaz gibi, ne zaman sıkışsa bir şekilde kurtuluyor. Hiçbir zaman da batmıyor. Yer yer kötü oluyor ama ondan sonra toparlıyor. Döviz kurları alıp başını gidiyor, ondan sonra gene bir toparlama geliyor. Millet biraz fakirleşiyor ama ondan sonra tekrar işte işler düzene giriyor vesaire. Kasanın bu kadar boşaldığını söylendiği, milyar dolarların bu kadar harvurup harman savrulduğunu söylendiği ve Türkiye'nin artık borçlarının çeviremez hale kağıt üstünde en azından söylendiği bir dönemde siz bütün bu şüpheler, endişeler veya bilmeceler etrafında nasıl görüyorsunuz geleceği? Yani Türkiye yaptırım meselesini konuşuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yaptırım gelir mi? İşte Mart ayındaki Avrupa Birliği zirvesinden bir yaptırım çıkar mı diye. Ben bunları çok anlamlı tartışmalar görmüyorum. Çünkü Türkiye çok büyük bir yaptırım yedi zaten. Ne demek yaptırım yedi? Çok basit bir aritmetik, yani matematikle demiyorum. Çok basit bir aritmetik arz edeceğim sizlere ve izleyicilere. 2016'dan bu yana diyelim, aşağı yukarı Türkiye'nin milli geliri, yuvarlayarak söylüyorum rakamları, 1 trilyon dolara yaklaşmışken, kişi başına gelirimiz 12.500 dolara gelmişken, milli gelir de 1 trilyon dolara yaklaşmışken, şu anda milli gelirimiz 750 milyar dolar civarına indi. Yani aşağı yukarı senede 250 milyar dolarlık bir kaybımız var. Bunu 5 seneyle çarpın,
Türkiye, yani bırakın 5 seneyi, 4 seneyle çarpın, Türkiye Batı ile ilişkilerini bozduğu için 1 trilyon dolar kaybetti. Şimdi bu nasıl bir şey? Yani Türkiye 1 trilyonluk bir yıllık milli gelir düzeyinden 750 milyar dolarlık bir düzeye geldi, düştü. Bu demektir ki yılda 250 milyar dolar, 4 yıl deyin, yuvarlak söylüyorum, 1 trilyon dolar kaybetti Türkiye. Türkiye gibi fakir bir ülkenin 4 yılda 1 trilyon dolarının buharlaşması, resmen 1 trilyon doları Türkiye üretemedi. Yani böyle bir potansiyel gelir buharlaştı. E şimdi bundan daha büyük bir yaptırım olabilir mi? Bu yaptırım neyin karşılığında geldi Türkiye'ye? Maalesef işte hukuk normlarını tamamen ayaklar altına almanın sonucunda geldiği Türkiye'nin iktisadi büyüme krizi. Geçen daha bir hafta olmadı galiba. Başka bir ortamda İbrahim Öztürk'ten çok kaliteli, çok seviyeli bir orta gelir tuzağı sunumu izledik, izledim ben. Şimdi Türkiye bu orta gelir tuzağından çıkmak zorunda. Ne demek bu? Yani ben biraz daha bir eski kuşak iktisatçı olarak, bu yüksek büyüme gerektiriyor Türkiye'de. Yani çok basit bir denklem söyleyeceğim. Büyüme demek biraz yatırım demektir. Yatırım demek de tabii önce bir kaynak gibi demektir ama en az kaynak kadar da mülkiyet haklarının garanti altına alınması demektir. Siz eğer mülkiyet hakları garanti altına alınmamışsa ne sizin kendi iç yatırımcınız yatırım yapar ne de yurt dışından yabancı sermaye gelir yatırım yapar. Dolayısıyla bu Türkiye'nin refah artışı büyümeye bağlı. Büyüme yatırım artışına bağlı. Yatırım artışı da mülkiyet haklarının garanti altına alınması. Yani mülkiyet haklarının garanti altına alınması da bir çeşit hukuk devleti. Ne demek o? Ben hep şu benzetmeyi yaparım. Hukuk devleti kavramı bir alakart yenen bir şey değildir. Yani ne demek alakart yenen bir şey? Ben hukuk devletinin içinden mülkiyet haklarını alıyorum, onu iyileştireceğim ama ifade özgürlüğü, işkence bunlar kalacak. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Hukuk devleti bir menüdür yenen. Mesela lokantaya gittiğiniz zaman bazen menü yiyorsunuz. Yani ne giriş olarak ne yiyeceğiniz, ana yemek ne yiyeceğiniz, tatlı ne yiyeceğiniz belli. Değiştiremiyorsunuz onu. Hukuk devleti de böyle bir şey. Yani ben mülkiyet haklarını güvence altına alacağım yabancı yatırımcıya ama içeride insanlara işkence edeceğim. Böyle bir şey saçma bir şey bu perspektif. Böyle bir şey olamaz. Kimse de buna izin de vermez zaten. Zaten insanların içeride ifade özgürlüğünün olmadığı, işkence yapıldığı yerlere de zaten yabancılar gelmezler. Onlar korkarlar. Ya bu benim de başıma gelir mi diye. Yani Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla TMSF'de 1000'e yakın şirket var. TMSF'de. Ne demek bu 1000'e yakın şirket? Bir şekilde TMSF bunları likide etmeye çalışıyor. İşte kaynak bulacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Yani 1000 tane şirketi, büyük şirket, bunların içinde çok büyükleri de var. Çok yakından biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ülkede yabancı sermaye gelmeyince de yatırım olmuyor Türkiye'de. Yatırım olmayınca da Türkiye işte İbrahim'in bize geçen hafta sunduğu orta gelir tüzelinden şey yapmamız mümkün değil. Bunun yöntemi Türkiye karar verecek. Ama kararını bence orada da sanki biraz tersten düşünüyor Türk halkı gibi geliyor. Hep dış politika üzerinden bakıyoruz. Yani biz Amerika ile mi yakınlaşalım, Çin'le ya da Rusya ile mi yakınlaşalım gibi. Ya Avrupa Birliği'ne mi yakınlaşalım yoksa İran'la ya da Rusya ile mi yakınlaşalım. Bu bence yanlış bir tartışma. Önce siz yaşadığınız ülkeye bakacaksınız. Ben nasıl bir ülkede yaşamak istiyorum? Ben dışı açık piyasa ekonomisinin ve aynı zamanda da sosyal devletin bir şekilde optimal bir çözümünün olabileceği bir ülkede yaşamak istiyorum. İfade özgürlüğünün, gösteri ve yürüyüş hakkının Batı standartlarında olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. İşte mülkiyet haklarının en az Batı standartlarında olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. Yani bütün bunları koduğunuz zaman, bu dış politikadan bağımsız söylüyorum ben bütün bunları. Ben böyle bir ülkede yaşamak istiyorsam zaten dış politika partnerim de bellidir. Siz hem ifade özgürlüğü diyeceksiniz, hem işte vatandaşlarım kötü muamele görmesin diyeceksiniz. Ondan sonra Çin'le ya da Rusya'yla dış politikada beraber olacaksınız. Bu saçma bir şey olur. Yani olaya önce nasıl bir ülkede yaşayacağımıza karar verelim. O açıdan baktığımızda ben AKP'yi son derece tutarlı görüyorum. İfade özgürlüğü ayaklar altında. Yazarlar, çizerler, gazeteciler hapishanede. Dolayısıyla dış politikada da
Avrupa Birliği ile ve Amerika ile kavga ediyor. Yani bu bir anlamda şapka çıkarıyorum. Çünkü bu tutarlıktır. Şimdi içeride işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamazken, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamazken benim dostum Avrupa Birliği'dir. Ben Batı'ya yöneleceğim demek saçma sapan bir şeydir. Yani altı kaval üstü şişhane derler buna. Ondan sonra dolayısıyla ilk önce Türk halkının nasıl bir ülkede yaşamak istediğine karar vermesi lazım. Bu içeride bizim bir demokrasi sorunumuz. Hukuk devletinde ısrar edecek Türkiye seçmeni, hukuk devletinde ısrar ettiği ölçüde de zaten dış politika tercihleri kendiliğinden belirlenmiş olacak. Ama Türkiye halkı, Türkiye seçmeni belki bu konulara biraz çok konjonktürelle davranabiliyor. Biraz önce bir ifade kullandım. Tarih çok hoşuma gitti. Tekrar Avrupa Birliği'ne destek artıyor Türkiye'de. Niye Avrupa Birliği'ne destek artıyor? Çünkü açlık arttı. Açlık yükseliyor, işsizlik yükseliyor. Dolayısıyla insanlar unutmayın 2000'li yılların hemen başında ben çok iyi hatırlıyorum. O dönem bunun çok büyük yüksek sesli avukatını yapıyordu. Avrupa Birliği tam üyeliğini. Herkes de kavga ederdi. O zaman %75'e çıkardık şeyi. Ama biz çıkarmadık bunu. Türkiye insanı işsiz kaldı, aç kaldığı için bunun kurtuluşunun da sezgiyle Avrupa Birliği olduğunu anladı. Yani Nesil Hocam. Buyur İbrahim. Bu vesileyle parmak bastığınız husus o kadar hayati ki izninizle burada bir ufak farkındalık da ben yaratmak isterim. Türk halkı tabii ki yani kendi ifademle söyleyeceğim. Bizim kanımızda atalar zehri dolaştığı için bize Osmanlı ve din gazı verildiği zaman gözümüz bir şey görmüyor. O yüzden bunu Erdoğan hükümeti ve bütün hükümetler, siyasetçiler çok iyi tespit ettiği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar veriyor, ona uymuyoruz. Ey Avrupa, ey Merkel dediği zaman halkımız yağı eriyor. Hukuka, Amerika'ya ayar verdiği zaman halkımız zevkten dört keşe oluyor. Yani fakat bu sürecin sonucunun kendi ekmeğin ve kendi özgürlüğünün yok edildiğinin farkına varmayacak kadar, yani ben bunu tabiri caizse ceylanlar sırasını beklerken diye bir ifadeyle açıklıyorum. Yani aslan geliyor, yanındaki ceylanı yırtıp parçalayıp yiyor, o anda bir ufak bir korkup kaçıyor, sonra aslanın karnı doyunca rahatlıyor, otlamaya devam ediyor. Aynen. Şimdi halkımızın, onun için bakın Türkiye'deki, bana göre katılır mısınız bilmiyorum, Türkiye'nin hiçbir ekonomik krizinin nedeni Batı değildir, Amerika değildir. Türkiye'de krizi kendi halkını sömüren, hukuku ayaklar altına alan hükümetler çıkarır. Son çare olarak, hani lender of the last resort olarak gider IMF'nin kapısında diz çöker, Avrupa'nın kapısında diz çöker, Londra finansçılarının önünde diz çöker ve abi bana para ver, ben de durumu kurtarayım der. Bunu Türk halkı lütfen kabul etsin. Kendi yöneticileri tarafından sömürülürler, ekonomileri yönetilemez hale gelir, yurt dışına giderler, hukuk ve reform vaat etmek suretiyle para alıp dönerler. Onun için halkımız bunların caka satmasına, efelenmesine, mahalle kabadayılığı yapmasından dolayı zevkten dört köşe olmasınlar. Bunların hepsi kendi ekmeklerine bedel oluyor. Aynen. Bir de uluslararası hukuku ve kurumları takmayan hükümetlerin tek tek halkımızla muhatap olduğu zaman bunlara neler yapacaklarını da bir hayal etsinler lütfen. O zaman hukuk diye nereye gidebileceklerini de bir hayal etsinler lütfen. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Çok teşekkürler İbrahim Hocam. 50 dakikayı geride bırakmışız. Son bölümde Boğaziçi ile ilgili görüşlerinizi de merak ediyorum. Ama ilerleyen programlarda da çokça konuşacağız belli ki. Ankara'nın, sarayın yeni anayasa, ekonomide reform, hukukta reform gibi sözleri ortaya atması iç kamuoyunda belki tartışılabilir ama dışarıda herhangi bir şekilde heyecana yol açmıyor. Bugün BBC Türkçe'de bir haber başlığı şöyleydi. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri 2 nokta üst üste. Times'a göre, İngiliz Times'a göre Erdoğan'ın sempati kazanma çabası Beyaz Saray'da dikkate alınmadı. Yani Ankara'nın batılı muhatapları da
Ankara'nın bir takım manevralarını samimi bulmuyorlar. Bunu okuyunca darısı Türkiye'deki muhalefetin başına diye düşündüm, zihnimden geçirdim. Mevcut yasalar, mevcut kanunlar, mevcut anayasa uygulansa içeride bir tane bile siyasi tutukluğu kalmazdı bugün Türkiye'de. Ekstra reform yapmaya gerek yok. Boğaziçi direnişiyle ilgili bu bağlamda da olabilir. Çünkü birbirine paralel. Boğaziçi direnişiyle ilgili olarak görüşlerinizi alacağım. Her ikiniz de Boğaziçilisiniz ve onunla yavaş yavaş programı, ilk programı kapatalım. Açıkçası Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk direniş başladığında, rektör kabul edilmediğinde, rektör istifa sesleri yükseldiğinde, öğretim üyeleri, ki çok önemliydi öğrencilere destek açısından, sırtlarını rektörlüğe dönerek bir duruş sergilediğinde bu büyük gürültü kopardı. Şahsen bunun birkaç gün veya bir hafta 10 gün süreceğini, daha da fazla uzamayacağını ve Ankara'nın dediğini yaptıracağını düşündüm ve bunda yanıldım. Belki de pek çokları gibi yanıldım, bilmiyorum. Boğaziçi direnişi beni yanılttı. Bir ayı doldurdu, ikinci ayına girdi ve öğrenciler yılmadan devam ediyorlar. Bir sonuç aldılar mı bilmiyoruz ama bir ses getirdikleri, dünyayı ayağa kaldırdıkları ve bir farkındalık oluşturdukları muhakkak. Neler söylersiniz? Eser Karakaş'tan alalım, ardından İbrahim Öztürk'le noktalayacağız. Ben kutluyorum öğrencileri. Yani en çok getirilen eleştiri bu şeyler tarafından, AKP'yi destekleyen yazarlar, kalemler tarafından. Efendim, ayrıcalık istiyorlar bunlar. Bunlar kibirlidir ve işte kendilerine bir şey zannediyorlar gibi. Çok çirkin bir eleştiri getiriliyor bu öğrencilere. Evet, bu öğrenciler biraz farklı, doğru. Türkiye'de işte 2 milyon kişinin girdiği üniversite sınavında ilk 1000'in içine giriyorlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayacak kadar büyük bir seleksiyondur. Dolayısıyla bu öğrenciler farklı. Boğaziçi Üniversitesi için ayrı bir yasa çıkaramayız belki ama bir cumhurbaşkanından şu beklenemez miydi yani? Oraya bir rektör atarken ya bir ön yoklama yapalım. Bir git sor bakalım Boğaziçi hangi isimlere sıcak bakar? Yani onları da kırmayalım. Bu kadar güzide bir üniversiteyi karşımıza almayalım demek Ali Cenab'ını gösteremeyecek bir cumhurbaşkanımız var. Ben buna çok üzülüyorum. 12. cumhurbaşkanı değil mi Erdoğan? Yani koca cumhuriyet 1923'ten 2021'e kadar 12 cumhurbaşkanı çıkartmış ve 12. cumhurbaşkanı ya şuraya da doğru dürüst bir adam atayalım diyemiyor. Bakın atadığı kişinin, dikkat ediyorum, YÖK Ankara'da Ulusal Tez Merkezi var. Girin şeye, bilgisayarda Ulusal Tez Merkezi'ne girdiğiniz zaman Melih Bulat'ını yazın. Şeyine, doktora tezine ve yüksek lisans tezine ulaşılamıyor. Yani açık değil. Ya böyle bir kepazelik olabilir mi ya? Arkada çalışma devam ediyor demek ki. Hayır yani ne yapıyor? Teze değişik de yapamaz artık ama ya tezin okumasını istemiyor. Tezi arkada değiştire, yani güncelleyemez. Yok, hayır, onu yapamazlar. Ama tamam. Tezi kapatırlar şeye. Ne derler? Giremiyorum işte ben. Ben tezi okuyamıyorum. Ben de işte iktisatçıyım. Girip oradan o tezi okumak istedim. Okuyamıyorum. Şimdi böyle bir profesör böyle bir şey kendine yakıştırırsa ne kadar çirkin bir şey. Bir de şunu çok ayıplıyorum. Bu gerçekten çok büyük bir insani ayıptır. Bu ayıbı yapan bir kişinin zaten Boğaziçi Üniversitesi rektör olmaya hakkı da yoktur insani olarak. Bakın geldi Ayşe Buğra'ya teşekkür etti. O ilk gün işte tez hocalarına ve bir de ders aldı, bazı kendisini etkileyen bazı hocalara teşekkür etti. Bunlar arasında Ayşe Buğra da vardı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayşe Buğra için çok çirkin ifadeler kullandı. Gerçekten çirkin ifadeler. Bir cumhurbaşkanına asla yakışmayan ifadeler kullandı. Ayşe Buğra hala emeritus profesör şeyde Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani Boğaziçi Üniversitesi'nin mensubu şu anda. Ve o Boğaziçi Üniversitesi'nin mensubu bir kadına sarf edilen bu çok çirkin ifadeler konusunda kendi öğretim üyesini savunamadı. Ve çıkıp orada Sayın Cumhurbaşkanımız Ayşe Buğra bizim çok önemli bir profesörümüzdür. Bu sizin bu ifadelerinizi yadırgadım dahi diyemedi. Yadırgadım dahi diyemedi. Böyle bir insanın Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük koltuğunu işgal etmesine, işgal diyorum artık, Fuzuli Şagil denir. Böyle bir tabir var. Şimdi az kullanılıyor. Fuzuli Şagil'dir. Yani ben bunu kabullenemiyorum eski bir öğrencisi olarak bu kurumu. Yani ben girdiğim zaman Abdullah Kur'an direktör. Abdullah Kur'an'ın makamında bugün o Melih Bulu'nun, yani Ayşe Buray'a hakaret edilirken çok şey bir şekilde, yani provokatör dendi, işte bilmem şeyin, havaalanın karısı dendi. Yani korkunç bir ifadeydi. Ben bunu
kabullenemiyorum, kabullenmeyeceğim. O bunu gidip de yani Cumhurbaşkanı hakaret etsin istemiyorum. Kavga da etsin istemiyorum ama en azından kendi öğretim üyesini ben bunu yadırgadım. Ben öğretim üyemi savunurum diyemeyen bir rektör var karşımızda. Yani bu daha bundan şey ne olabilir ben bilemiyorum. Ama bundan sonra belki de İbrahim'den 10 saniye çalacağım. Bu aya gitme meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu da çok az konuşulan bir mevzu bu. Şimdi şu anda galiba yanılmıyorsam bu sene 2021 bütçesine 5 milyon dolar koymuş. Çok komik bu arada. 5 milyon dolara Suadiye'de bir apartman alamazsınız. Bırakın uzay projesini. Ama şu ihtimali unutmayın. Önümüzdeki senelerde bu miktar çok büyüyebilir 2022 bütçesinde. İnanılmaz ölçüde büyüyebilir 2023 bütçesinde. Transparency International, Uluslararası Taydanlık Kurumu bir rapor yayınladı. Bu olaydan tamamen bağımsız. Daha önce yayınladı o raporu. Orada diyor ki dünyada en büyük yolsuzluklar savunma sanayinde oluyor. Bir de inşaat. İnşaat ama savunma sanayinde çünkü inşaatı denetleyebiliyoruz hocam. Altyapı yani. Evet. Ama savunma sanayini denetlemek çok zor. Çünkü oraya bir sürü bahane uydurulabiliyor. Bu bizim milli savunma meselemizdir. Dolayısıyla bu zaten Sayıştay'ı da engelleyebiliyor, parlamentoyu da engelleyebiliyor ve orada istediğine çok büyük paralarla ihaleler verebilir ve o çok büyük paralarla verilen ihalelerine de çok büyük artık söylemek istemiyorum kelimeyi kurumsal, şahsi menfaatler elde edilebilir. Dolayısıyla, o çıkartılan hocam 5 milyon TL'lik bütçe de muhtemelen Elon Musk'a gelip fotoğraf çektirip görüntü vermesi için verilen rüşvet bütçesidir söyleyeyim size. Belki de haklısın. Ama öyle, bu 2022 bütçesine büyük para konmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü hükümet de sıkıştı. Gidiyor da belki. 2023'te gitmeden önce de artık iyice geleceği kabileştirmek isteyebilir. Dolayısıyla buraya çok büyük paralar konacak. Yani tekrar ediyorum bu şey meselesi çok önemli. Yani savunma sanayinde büyük yolsuzluklar olduğunu işaret etti. Sadece Türkiye'de değil, Transparency International'ın bu saptaması Türkiye'de ilgili değilse, dünyadaki bütün ülkelerde böyle oluyor dedi. Yani Almanya'da, Fransa'da bu böyle oluyorsa, Türkiye'de siz düşünün artık diyeyim, ben başka bir şey söylemeyeyim. Yani Sayıştay diye bir kurumun sıfırlandığı bir ülkede neler olmaz diyeyim en azından. Zaten bir de şunu da kabul etmiş oldu, hafızam yanılmıyorsa 1968'de gitti değil mi Ay'a Amerika? 69 mu? Kaç sene olmuş? 54 sene olmuş. Ya Amerika'nın 54 sene önce yaptığı bir şeyi 54 sene sonra yapmayı, 54 sene sonra aynısını yapmayı büyük bir şey olarak sunmak da ayıptır ya. Hakikaten ayıptır yani. Amerika'nın 54 sene önce yaptığı şeyi şimdi bugün büyük bir hedef olarak gösteriyorsan o zaman sen zaten Amerika'yla uluslararası politikada aşık atamazsın. Bu kadar basit yani bu iş. Bu Türkiye Uzay Ajansı konusunda Eser Hoca'nın tespiti son derece önemliydi. Bu yeni bir acaba devleti tırtıklama aracı olabilir mi? Yeni bir zenginleşme aracı olabilir mi? Belki de onun için bu ortaya getirildi. Bazı dolaşan şeyler var. Biri de şu, Elon Musk'la görüşüldü ve bazı konularda onun taşeronluğunda bir takım işlerin yapılacağı veya yapılabileceği veya bir takım belki hizmetlerin veya bir takım uzay projelerinin Elon Musk üzerinden satın alınacağı gibi tezler de var. Bir diğer tez de bu. Ancak oradaki bütçeyle yani gösterilen animasyonlar dahi, gösterilen görüntüler dahi son derece ilkel hazırlanmış görüntülerdi. Keşke daha profesyonel ekiplere yaptırılabilseydi. Eser Karakaş çok teşekkürler. Bir saati doldurduk. Hatta biraz da aştık. Biliyorum ki İbrahim Öztürk'ün de ekleyecekleri var ama onu bir sonraki programa bırakıyoruz ve Özgür Düşünce'yi bu haftalık noktalıyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak umuduyla. Hoşça kalın efendim. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir arka planda çalışan arkadaşlarımız tabii. Teşekkürler.